Şimdi sorumuz şuydu. Sürekli fonksiyonlar kapalı kümeleri muhafaza eder mi sorusunu sorduk. Ondan sonra arada biriniz çok şahane bir aksi örnek buldu. Sürekli fonksiyonlar kapalı kümeleri muhafaza etmez arkadaşlar. Örnek olarak şu fonksiyonu yazdınız. Y eşittir 2 üzeri x dediniz. 2 üzeri x'in nasıl bir fonksiyon olduğunu hatırlıyor musunuz? Üstel bir fonksiyon. Eğer üstel fonksiyon görmediyseniz daha önce 2'nin kuvvetlerini düşünün. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 2 ne demek? 2'nin karesi, 2'nin kübü, 4. kuvveti, 5. 6. 7. kuvveti. Böyle bunların inanılmaz bir hızda arttığını göreceksiniz zaten. Düşünün 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 artık nerede canınız sıkılırsa oraya kadar. Öteki taraftan 2'nin negatif kuvvetleri de inanılmaz bir hızla azalıyor. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32, 1 bölü 64 falan diye. Dolayısıyla x ekseninde negatif tarafa gittikçe azalan, pozitif tarafa gittikçe deli gibi artan bir fonksiyon bu. Y eksenini 1'de kesiyor. Y ekseni neden 1'de kesiyor? 2 üzeri 0, 1 onun için. Ondan sonra git. Böyle bir fonksiyon. Grafiği buna benziyor. İnternette falan grafiğini bulursunuz ya da çizdirirsiniz. Şimdi burada bir alt soru soralım. 2 üzeri x eşittir 0 olan bir x değeri var mı? Var mı? Yok. Aranızda mühendislik okumayı düşünen var mı? Tamam arkadaşlar, bu bakış açısını hiçbir zaman kaybetmeyin. Mühendis olduktan sonra 2 üzeri eksi sonsuz eşittir sıfırdır gibi saçma şeyler söylemeyin, olur mu? Doğru olan bakış açısı bu. Üstel fonksiyon asla sıfır olmaz. Yok. Öte taraftan biz neyi biliyoruz? 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 3, git. Hülasa 1 bölü 2 üzeri n dizisinin nereye yakınsadığını görmüştük? Limitinin 0 olduğunu görmüştük, değil mi? Bu da şu demek. Sıfıra ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, pozitif olduğu sürece, çıktı pozitif olduğu sürece o sayıyı size verecek 2'nin bir kuvveti vardır. Tamam. Bu kadar açıklamadan sonra bir de şeyi hatırlayalım. Tüm gerçel sayıların kümesinin kapalı bir küme olduğunu hatırlayalım. İki üzeri x fonksiyonu gerçel sayıları nereye götürür biliyor musunuz? Sıfırdan sonsuza açık aralığına götürür. Kapalı küme değil. Sorusu olan var mı? Hocam, evet. Üstel fonksiyon dediğimiz şeyin tanımında birin varlığı var mı? Yani birçok üstel fonksiyon var. İşte 2 üzeri x yazdık, e üzeri x yazdık. Bu tanımı üstel fonksiyonları genellemek istesek, mesela işte
burada 6 yazdığımız 2 sayısının yerine 0.9 yazdığımızda işte aynı, o zaman azalan bir fonksiyon olacak. Aynen, azalan fonksiyon. Bunun aynısı bir şey çıkıyor. Ama 1 yazdığımızda bu şey olmuyor. 1 üzeri x üstel fonksiyon değil. Ha, aynen onu soracaktım. Üstel fonksiyon değil. Yani pratik sebeplerle onu üstel fonksiyon olarak almıyoruz. Üstel fonksiyonda ya 0 ile 1, 0, 1 açık aralığında ya da birden mutlak büyük bir tane taban alıyorsun. Ondan çalışıyorsun. Ya 1 üzeri x hani matematiksel olarak inceleniyor falan ama üstel fonksiyon olarak almıyoruz. Var mı başka soru? Evet. Ben soracaktım onu. Ama sınırlı kapalı kümelere bir isim vermiştik ya. Değil mi? Sorumuz şu. Sürekli fonksiyonlar tıkız kümeleri muhafaza eder mi? Siz bunu düşünün, hatta yazarak düşünün, ben şimdi geliyorum. Ben bir şeyler denedim, bir şeyler çıktı, yazdım, çizdim, şöyle oldu diyen yok mu? Hocam. Evet. Her tek üstüne kapalı olduğu için bu yanlış değil mi? Aksi örnek vereceksin o zaman bana. Kapalı kümelerde yaptık. Kapalı kümelerde yaptık ama kapalı küme olarak gerçel sayıların kendisini aldık. O sınırlı mı? Hayır. Değil. Karşı örnek bulmak daha kolay ama kanıtlamak zor. Peki şimdi en sağlam, en güzel kanıt stratejilerinden biri şeydir. Bu yanlıştır diye işin içine girersiniz. Ondan sonra aksi örnek bulmaya çalışırsınız. Aksi örnekler böyle gelip suratımıza çarptıkça, olmadıkça aslında şunu da düşünmek lazım. Şöyle de olabilir deriz, bir yerden sonra kanıt çıkar. Gerçi bu öyle bir şey değil. Şimdi arkadaşlar, ben bu kadar şeyi neden anlattım? Yani sürekliğin tanımını vermedik, epsilon delta tanımını vermedik, limit tanımını vermedik. Ama süreklilikten bahsetmemiz gerekiyordu. Sırf şu sorunun cevabı için, anlattıklarımızı bir bağlama oturtabilmek için. Bunun cevabı, evet arkadaşlar. Sürekli fonksiyonlar tıkız kümeleri muhafaza eder. Bunu nasıl kanıtlayabiliriz? En azından şablonu göstereyim size. O şablonun arada kalan boşluklarını kendiniz doldurun. İlk önce sürekliliğin limit tanımını bulmanız gerekiyor. Ondan sonra gerçel sayılarda tıkız kümelerin aslında dizisel tıkız kümelerle aynı olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Ama artık şey dememiz gerekiyor, Öklit uzaklığıyla. Ve sürekliliğin limit tanımını kullanarak dizisel tıkız kümelerin dizisel tıkız kümelere gittiğini, dizisel tıkız kümelerin muhafaza edildiğini gösterin. Sürekli fonksiyonların dizisel tıkız kümeleri muhafaza ettiğini gösterin.
Bitti. Bu kadar. Ama sürekliliğin limit tanımını bulacaksınız. Ondan sonra o tanımı kullanarak dizisel tıkız kümelerin muhafaza edildiğini göstereceksiniz. Dolayısıyla tıkız kümelerin muhafaza edildiğini göstereceksiniz. Şimdi arkadaşlar, tıkız küme dediğiniz şeyler aslında sürekli fonksiyonların çalışılması sonucunda ortaya çıkmış şeyler. Sürekli fonksiyonların tanımları var. Çok güzel. İşte sürekliliğin ne olduğunu biliyoruz. İşte kalkülüs kitaplarına baktığımız zaman ya da işte mühendislik kitaplarına baktığımız zaman sürekliliğin tanımını görüyoruz. Ama matematiksel açıdan baktığınızda sizin sürekli fonksiyonların muhafaza ettiği bir obje bulmanız gerekiyor. Çünkü fonksiyonları sınıflandırmak istiyorsun. Sürekli fonksiyon tanımını yaptınız. Bu fonksiyon neyi muhafaza ediyor? Açık kümeleri muhafaza etmiyor. Kapalı kümeleri muhafaza etmiyor. Azıcık uğraşsanız şeyi de göreceksiniz. Yarı açık aralıkları da muhafaza etmediğini göreceksiniz. Falan filan. Neyi muhafaza ediyor bu? Tıkız kümeleri muhafaza ediyor işte. Tıkız kümeler sürekli fonksiyonlar tarafından korunan kümelerdir. Bu bir karakterizasyon. Ve işte tıkız kümelerin sahnede olduğu, işte başrol oyuncusu olduğu yer burasıdır. Aslında adını koymadık, tahtaya da yazmayacağım ama işin bundan sonrası matematiğin topoloji dediğimiz alanı. Açık kümelerle, özellikle sürekli fonksiyonlarla ilgilenen matematiğin kolu. Her neyse arkadaşlar, analiz için benim size anlatacaklarım bundan ibaret. Benim hazırlığım buraya kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.